Tekrar merhabalar değerli dostlar. Gün içi bir yayınla karşınızdayız. Ekranın yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorumları ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleri için katıl farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24 kripto para alım için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için hemen videonun altındaki açıklama yorum kısmında yer alan linke tıklayarak referans kimliğimizi kullanarak bakınız. Binance.com.tr register deyip referans kimliğimiz burada tıklayarak değerli dostlar. Karşımıza çıkacak olan ekrana e-posta mobil aracılığıyla kaydınızı gerçekleştirebilir. Komisyon indirimi oranı %10'dan faydalanabilirsiniz değerli dostlar. Katıla dahil olan arkadaşlarımızın sormuş oldukları hisseler var. Şimdi onları şöyle kısaca bir değerlendirelim değerli dostlar. Değerli dostlar, Doğutaş Kelebek'le başlıyoruz. Doğutaş Kelebek'te teknik göstergelere baktığımız zaman RSI ve MACD indikatörünün bakın şu bölgede daha önce olduğu gibi değerli dostlar. Yine bakın daha önce bu bölgelerde yaşadığımız sorunlar gibi bakın yine zirve noktalarındayız değerli dostlar. Bu noktalardan sonra genelde bir sert çakılmayla karşı karşıya kaldığımız söylenilebilir. Tarih tekerlerden ibaret olur ise burada da bir geri çekilme olasılık dahilinde diyebiliriz. Bakın daha önceki geri çekilmelerde MACD indikatöründe yine önemli bizim için katkı sağladığını söyleyebiliriz. Doğutaş Kelebek'te değerli dostlar bu anlamda baktığımız zaman hacimde de ciddi bir düşüş söz konusu. Bir geri çekilme potansiyeli söz konusu olabilir. Bizi karşılayacak önemli bir destek noktası da şurasıdır ki değerli dostlar bu nokta 2.88 bizim için önemli bir destek. Bu seviyeden bir tepki eğer bir düşüş gerçekleşir ise bu bölgeye kadar bir tepki alabileceği nokta 2.88'dir. Bu seviyelerde kırılırsa daha aşağılara doğru bir yolculuk söz konusu olabilir değerli dostlar. Teknik göstergeler 4 saatlik grafikte negatif durumda. Saatlik bazda bakalım değerli dostlar. Hemen saatlik bazdaki göstergelere baktığımız zaman alım yönünde yani pozitif yukarı yönlü bir hareket anlamında indikatörlerden bir sinyal yok şu an itibariyle değerli dostlar. Bir üçlü tepe oluşumu varyansını burada söz konusu bakın üçlü bir tepe. Söz konusu 2.96 seviyeleri altındaki saatlik kapanışlarda geri çekilmeler hızlanabilir değerli dostlar. Evet teknik görüntümüz bu şekilde olası bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz değerli dostlar. Şu alan içerisindeki hareketlerini takip ediyoruz. 2.96 yukarı yönlü hareket için ise değerli dostlar buradaki olumsuz havanın gitmesi için ise 3.06'nın üzerine atmamız gerekir. Doğutaş Kelebek'te. Evet, diğer bir hissemiz değerli dostlar, Aksen. Evet, hemen Aksen'e de bakalım. Evet, Aksen'deki durum nedir? Aksen Enerji oldukça güzel duruyor. Ben 4 saatlikten gelmek istiyorum değerli dostlar. Şöyle tekrar yapalım. Saatlik grafiği beğenmedi galiba arkadaşlar. Şöyle günlüğü alıp tekrar 4 saatliğe çekelim şunu. Evet sonunda kabul ettirebildik. Şimdi değerli dostlar 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman şu indikatörlerde bozulma söz konusu. Şunları tekrar bir güncelleyelim. Evet şimdi oldu arkadaşlar. 4 saatlik grafikte çok güzel bir görüntüsü var. Aksen'in burada değerli dostlar teknik bize şunu söylüyor. Bir düşen kırılımı var idi. Bu kırılım bakınız şurada gerçekleşti. Oldukça güzel bir görüntü hakim diyebiliriz değerli dostlar. Aksen hissesi için teknik görüntü şu anda olumlu. Şu kısma kadar yine bir hareket oluşabilir. Bakınız şöyle bir görüntü oluşabilir. Buradaki teknik göstergemiz kaç ona bakalım. 11.88'lere kadar. Bir hareket potansiyeli söz konusu 12.18.11 nereden geldi onu söyleyeyim. Evet, teknik görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. 11.88'e kadar bir yolculuk ve akabinde büyük çana doğru 12.49'a doğru diğer bir yolculuk söz konusu olabilir değerli dostlar. Evet teknik göstergemiz şimdilik bu şekilde bir düşen kırılımı geldi. Daha sonra burayı test etmek için tekrar geri çekilme olabilir mi? Yani şu bölgelerden retest dediğimiz bir geri çekilme
olabilir. Buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Şu bölge önemli. 11.80-88 bandı önemli bir nokta diyebiliriz teknik açıdan. Evet, saatlik bazda bakıyoruz. Çizimleri yine kaldıralım. Saatlik bazda grafiğimizi sıfırlayalım değerli dostlar. Teknik açıdan baktığımız zaman saatlik bazda zirvelere yakınız. RSI anlamında bu zirveye yakınlık teknik anlamda yine bir satış doğurabilir. Bu bölgeye dikkat ediyoruz. Burada zaten 11.82. Evet, saatlik bazdaki teknik görüntümüzde 11.82 bizim için bir direnç noktası. Bu bölgeden bir geriye çekilme söz konusu olabilir değerli dostlar. Dikkat edeceğimiz nokta 11.82 noktası bizim için oldukça önemli bir bölge diyebiliriz. 11.80-82 bandı geri çekilmenin yaşanabileceği bir bölge olarak nitelendirilebilir. Ha, bu bölge aşıldı. Teknik açıdan 11.80'ler aşıldı. Saat bazda karşımıza direkt gelecek olan nokta 12.50 bölgesi olacaktır değerli dostlar. Evet. Aksendeki görüntü de bu şekilde. Şimdi diğer bir hissemiz logoya bakalım. Logodaki son durum, logo yazılım. Evet, saatli bir tepki, yukarı doğru bir hareket yapma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Şu bölge, yani saatlik bazda pozisyon almak isteyen arkadaşlarımız için destek bölgemiz arkadaşlar 134.50'lerin altına kapanış gelmez ise buradan yukarıya doğru bir tepki. Bakınız şu bölgeye doğru bir hareket, kırmızı direnç noktasına doğru bir hareket gelebilir. Burayı da iyi takip etmek gerekir. 134.50 bandı destekli takip edilebilir değerli dostlar. Yine teknik açıdan bakınız şu bölge arasında yaşam mücadelesi verdiğini epeydir bakınız yatay bazda gelgitler yaşadığını görüyoruz. Bu değerlerimiz kaç arkadaşlar? Zirve noktalarımız. Bakınız 155, dip bölgemiz 125. Şu anda 134.50'nin altına düşmediğimiz müddetçe şöyle yukarıda arkadaşlar şu noktaya doğru ilk etapta 141.90-142 bandına kadar bir hareket oluşabilir saatlik bazda. Evet, diğer bir hissemiz GSD Holding. Hemen ona da bakalım. Aslında şu bölgeler tam böyle direnç noktası diyebileceğimiz bir nokta. Yine şu geçmişten gelen bölge bakınız. Evet, burası bir direnç noktası olarak karşımıza durmakta arkadaşlar. Burası aşılır ise yolculuk devam edebilir. Bakınız bu bölgeyi nereden tespit ediyoruz? Bakınız burası arkadaşlar. Bakın şu bölge. Daha sonra bakınız kırılımın sert geldiği nokta bakınız. Burası hassas bir nokta. Bu sarı hat aşılır ise yukarıya doğru güzel bir hareket gelebilir. Lakin bu bölge aşılamadığı takdirde buralarda yine yatay veyahut da negatif bir seyir izleyebiliriz değerli dostlar. Dikkat edeceğimiz nokta. Ve fiyat etiketini ortalama bir rakamla paylaşıyorum arkadaşlar. Bakınız 2.60-2.62 bu aralıkta kırılım veyahut da geriye dönüş bölgesi olarak kabul edeceğimiz bu aralıkta dikkat etmek gerekir. Yani 2.62 bandı üzerinde pozitif bir görüntü olabilir ama altında baskıyı hissedebiliriz arkadaşlar. Bu sarı band bizim için önemli bir görüntü. 4 saatliğe bakalım şimdi. Dört saatlik grafikte baktığımız zaman MACD indikatörü güzel yukarı doğru gitme gayreti içerisinde. Arkadaşlar bu hissenin bakınız püf noktası burasıymış arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir düzeltme gelebilir mi burada? İhtimal dahilinde olan bir bölge. Onu söyleyeyim. Yani bir düzeltme yaşayabileceğimiz bir bölge. Bakınız geçmişte zaten bu bölgenin bir tepe
noktası olarak günlük bazda, hatta 4 saatlik bazda da çalıştığını söyleyebiliriz. Bu bölgede bir oyalanma olabilir değerli dostlar. Evet, saatlik bazdaki o 2.60-62 bandı bizim için oldukça önemli değerli dostlar. Bu seviyenin üzerine atmamız gerekir. Aksi halde sıkıntı, bir düzeltme hareketi yaşayabiliriz. Yani şöyle bir hareketle şu bölge tekrar test edilebilir arkadaşlar. Ama 2.62'nin üzerinde 2.62-2.63 bakınız yukarı yeni tepeler oluşturma gayreti içerisinde olabilir ama bu zirveler daha yakın zamanda test edilebilecek gibi gözükmüyor. Sarı bandı arkadaşlar dikkatli takip edin. 2.60'ların altında sıkıntı yaşayabiliriz. Bu nokta önemli. Yine RSI'daki düşen kırılımı bizler için de önemli olacak. Bakın RSI'ye kadar, bakın kırmızı bölgeye kadar gelip buradan geri çekilme de yaşayabiliriz. Bu noktayı iyi takip edelim. Bu hattın kırılması gerekli arkadaşlar. Burada RSI'da da bir düşen kırılımını görmemiz gerekir diyebiliriz teknik anlamda. Evet, GSD Holding'e de bakmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.